3 dakika daha film analizine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Kayhan. Yemeklere sıkıyorum. Biber gazını. Tabii ben acı severim. Ankara bebesiyiz biz. Ankara gücü, Ankara gücü. Hocam. Daha ziyade Recep İvedik serisiyle bildiğimiz Şahan Gökbakar, Togan Gökbakar'la birlikteliğini sürdürüyor. Kayhan da açıkçası Osman Pazarlama'da olduğu gibi yeni bir karakter yaratma çabası var. Ve buradaki karakteri yaratma çabasında da aslında bir baş belası gençlik komedisi konsepti ve formülünün izi sürülüyor. Kayhan adeta Adam Sandler'ın sucuğu Waterboy'daki Bobby'si ile Meat Loaf'un Rocky Horror Picture Show'daki kült Eddie'sinin boyutsuz bir karışımı gibi. İlkinin iticilik rekortmeni duruşunu, İkincisinin Caniler Avcısı, Night of the Hunter'da Robert Mitchum'un, Harry Powell'ın sevgi ve nefretten destek alarak ikonlaşan karakterinin parodize edilmiş haliyle birleştiriyor. Bu da parodinin parodisi bir duruma sokuyor Kayhan'ı ve özentiliğini anlamlandırıyor karakterin. Ve daha ziyade hani damağına konan 2-3 tane tavşan dişiyle ergen olduğunu zanneden bir karakter. Ve bu noktada da hani hiçbir dediği anlaşılmıyor ve açıkçası hani Togan Gökbakar'ın katkısıyla gelen sanat yönetimi ve kurgu tutarlılığı da bir işe yaramıyor. Bu noktada da hani Kayhan'ın Napoleon Dynamite gibi olmasını arzuluyoruz. Jared Hess'in gençlik komedisi başarısı, anti kahramanlığı. Ama buradan bir dönüş yapmıyor ve Şahan Gökbakar'da sanki her karakterinde olduğu gibi burada da tipik vücut işlevlerini yerine getiriyor. Bunun yanında hani bu özenti karakter hiçbir şekilde eğlenceli dahi olamıyor. Filmin birazcık hani görsel açıdan yükselişi var belki diğer filmlerine göre Şahan Gökbakar'ın. Ama bu da işe yaramıyor. Zira sadece hani bir Perili Ev filminden kopup gelmiş bir eve girip onun road trip kıvamında bir espriye malzeme etmek bile filmin boyutsuzluğunu ortaya koyuyor. Ve yan karakterler üzerine, oyuncular üzerine hiçbir şekilde çalışılmamış zaten. Kayhan belki de Şahan Gökbakar'ın çıkardığı en itici karakter. Ve bu işlevini de, bu özelliğini de, bu unvanını da belki yıllar boyu sürdürecektir. Zira burada iki tane tavşan dişi takmayla karakter, güldüren bir karakter yaratma arzusu. Ne kadar zekice, ne kadar mantıklı ve ne kadar gişe anlamında geri dönüş getirir. Onu zaman gösterecek tabii ki. İki tane hani sahne üzerine özenilmiş izlenimi yaratsa da bu sahnelerde zeki yan karakterlerle ve diyaloglarla örülmeyince Şahan Gökbakar'ın doğaçlama müzikliklerinin kartolluğuna kalıyoruz. Benim Kayhan'a puanım 10 üzerinden 2.4. Sizin Kayhan'a puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.